Öncelikle merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tabii bu yazımı ya da videomu kendi sitemden de izliyor olabilirsiniz. Dolayısıyla siteme de hoş geldiniz. Bugün sitemde de tanıttığım gibi sizlerle genel olarak suyumuzun, evde içtiğimiz sularımızın kalitesini ölçmek için. Tabii bu kalite ölçme konusunda farklı yöntemler de var. Yani sadece TDS ölçerek suyumuzun kalitesini öğrenemeyiz. Fakat bizim evde yapabileceğimiz pratik çözümlemelerdir bunlar. Bugün size bir ürün tanıtacağım. Bu ürünümüz bir kalem tipi. Kalem tipi bir TDS ölçer. TDS meter diye geçer. Ben bunu hemen şuradan bir çıkartayım. Şimdi gördüğümüz gibi 14 santimlik bir boyu var. Şurada bir kapağı var. Bu kapağı çıkardığımız zaman karşımıza şurada görülen iki tane uç var. Bu uçlar titanyum kaplamadır. Hassas, paslanmaz ve korozyona karşı yani aşınmaya karşı dayanıklı bir yapıya sahiptir. TDS sondörler, bunlar algılayıcılardır. Bunlar bak algılarlar içerisinde çözülmüş olan katyon ve anyonların miktarlarını bunlar algılarlar. Bunun dışında hemen üstünde bir de sıcaklık sensörümüz var. Bu cihazı çözeltimiz 80 santigrat derecenin üstüne çıktığı zaman kullanamıyoruz. Dolayısıyla 80 santigrat derecenin altındaki çözeltiler için bu cihazı kullanabiliriz. Peki bu cihazın genel olarak baktığımız zaman algılama kapasitesi nedir? Bu cihazın algılama kapasitesi 9990 ppm'e kadar çözeltimiz içerisindeki çözülmüş katyonları bize göstermektedir. Şurada bir tuşu vardır. TDS yazar bu üstünde. Bastığımız zaman bu tuşa cihazımız açılır ve şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şu an görüyor olmanız lazım. Şöyle ışığa tutayım. Şurada bakın 0 yazar. 0 ppm gözüken yer bu ekranımızdır. Bu ekranımızda çözeltimize batırdığımız zaman burada bir değer yazar. Bu değer 1000'in üstüne çıktığı zaman 4 kademeli, 4 haneli olduğu için burası en fazla 3 haneli gösteriyor. 4 haneli olduğu zaman burada çarpı 10 yazar. Dolayısıyla burada eğer siz 100 okuyorsanız 100 çarpı 10 ise 1000 demek oluyor bu. Bu şekilde ekranda okuyabiliriz. Çok basit bir yöntemi var. Herhangi bir kalibrasyon yapmamıza gerek yok. Cihazı direkt batırdığımız zaman sonucu görebiliyoruz. Bunun dışında hassasiyeti nedir? Hassasiyeti artı eksi 2 ppm. Çok sonuçta biz burada çok hassas bir ölçüm yapmıyoruz. Dolayısıyla 2 ppm'lik bir değer de yeteri kadar iyi bir değerdir. Bunun dışında güç kaynağını nereden alıyor? Kaynağını buradan alıyor. İki tane pille çalışıyor. İki küçük pille çalışıyor. Bu pili bittiği zaman değiştirebilirsiniz. Bu zaten çok fazla bir enerji sarf etmeyeceğinden dolayı çok çabuk da bitmeyecektir. Bunun dışında bunu dediğim gibi AliExpress üzerinden aldım. Benim aldığım fiyat sitede yazıyor. 7 küsür dolar bir şeydi. Ürünün hem linkini YouTube sayfası içerisine hem de blog sayfamın içerisine koyacağım. Yaklaşık olarak bunun geliş süresi 50 gün civarı. Çin'den geldiği için tabii ki Çin postası veyahut da hangi postayla gönderiyorlarsa yurt dışında fazla dolaştığını düşünecek olursak bir de Türkiye'de tabii teslimatlar 15-20 gün arasında gerçekleşiyor. İşte gümrükten geçmesi, gümrükte beklemesi ve de PTT'ye ulaşması, PTT'nin bize ulaştırması gibi işlemler 15-20 gün sürdüğü için yurt dışı da onun kadar sürüyor. Dolayısıyla 40 gün ortalama bir gün içerisinde elimize ulaşmış oluyor. Bunun dışında bu cihazın hangi tür, hangi tip çözeltileri içerisinde çözülmüş materyalleri algıladığını konuşalım. Şimdi cihazımız 3 farklı tip materyal algılayabiliyor. Bunlardan bir tanesi kalsiyum ve magnezyum iyonları gibi çözünebilen tuzlar. İşte sodyum klorür gibi diyelim. Onun dışında tabii sodyum klorür olabilir. İçerisine işte kalsiyum karbonat atabilirsiniz. Kalsiyum karbonat, kalsiyum ölçer. Yani genellikle 1A ve 2A grubu içerisinde bulunan ve suda çok fazla çözünebilen ve suda daha çok bol bulunan katyonları
algılama kapasitesine sahip. Onun dışında çözeltimiz içerisinde inorganik olmayan, organik olan iyonlar olabilir. Yani karbon ve hidrojen bağlarının olduğu bileşenler bulunabilir. İşte amonyum gibi, asetat gibi organik yapıları da algılayabiliyor. Onun dışında ağır metal iyonlarını da algılayabiliyor. İşte geçiş elementleri, periyodik tablonun B grubunda yani ortasında bulunan geçiş elementleri gibi işte krom gibi, çinko gibi, kurşun gibi, altın gibi, arsenik gibi, bunun gibi metalleri de algılayabiliyor. Evet, son olarak da size toplam çözünmüş katılara dayalı olarak yapılan su sınıflandırmasından bahsetmek istiyorum. Burada şundan bahsedebiliriz. Toplam çözünmüş katı içerikleri miligram bölü litre cinsinden sıfırla 1000 ppm arasında şayet olacak olursa bunlara bir sınıflamada tatlı sular 1000 ppm ile ya da başka bir deyişle 1000 miligram bölü litre ile 10.000 ppm arasındaki sulara acı sular, 10.000 ppm ile 100.000 ppm arasındaki sulara tuzlu sular. Dolayısıyla deniz suyu buraya girecek bu sınıflamada. 100.000 ppm üstündeki sularda salamura diye nitelendirdiğimiz daha çok maden yataklarını oluşturan sıcaklıkları 100 santigrat derecenin üstünde olan ve dolayısıyla çözünmüş katı içerikleri 100 ppm üzerine çıkmış sulardır. Maden yataklarında bu sularla çok ilgilenilir. Bunların oluşturmuş olduğu sıcaklıkları, tuzluluk miktarları gibi faktörleri maden yatakları oluşumunda önemli parametrelerdendir. Böylelikle TDS, kalem tipi TDS ölçer ürün tanıtımının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir haftadır ben bu ürünü kullanıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer sizin de böyle bir merakınız varsa YouTube kanalıma üye olursanız sevinirim. Aynı zamanda beni blog sayfamdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki ürün tanıtımında görüşmek üzere, hoşça kalın.